Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir piyasa videosu ile herkese merhaba. Bugün yine otomobil piyasasını konuşacağız. Hem sıfırı hem ikinci eli konuşacağız. Detaylara ineceğiz. Kafalara takılan çok fazla soru vardı. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldı biliyorsunuz bakanlıkla. Bunun üzerine yeni düzenlemeler yapıldı. Hem bu düzenlemeleri piyasanın, sektörün ileri gelenlerine sordum. Hem de siz bana bir haftadır soru soruyorsunuz. Instagram kutum doldu. Bu soruları direkt firma yetkililerine ilettim. Onlardan cevap almaya çalıştım. 2-3 gündür soruları soruyorum. Onların cevaplarını da vereceğiz. Aynı zamanda ikinci el pazarını, sıfır pazarını konuşacağız ve sektörün önde gelenlerinin bir beklentisi var. Hoş olmayan bir beklenti. Sizler için hem iyi haberlerim var hem de biraz üzecek haberlerim var. Hazırsanız güzel bir piyasa videosuna başlıyorum. Evet değerli arkadaşlar, öncelikle bir pazarı istatistiğini bir konuşalım. Haziran ayı içerisindeyiz. Biliyorsunuz 2023 rekor yılı geçiyor. Her ay rekor kırıyoruz. Geçen yılki satışların çok üzerinde, hatta 10 yıllık ortalamanın bile çok üzerinde satış rakamlarına ulaşıyoruz. Haziran ayı ne olacak? Haziran ayında büyük bir tatil var. 9 günlük bir tatil var. Bu süreçte işte bayram tatiliyle otomobil satışı olmayacak. Ama Haziran ayının beklentisi 100 binin üzerinde arkadaşlar. Gene 100 binlik bir satış bekleniyor. Geçen sene 60 bin civarında bir satış rakamı vardı. 10 yıllık ortalamada yaklaşık bir 60-65 bin civarlarında. Yani gene 10 yıllık ortalamanın üzerinde olacak. Peki sizden gelen soru şuydu. İleride ne olacak? 2023 böyle devam edecek mi? Ben de bunu firma yetkililerine sorduğumda şu cevabı aldım. %80'inden, hatta %90'ından, yani bir kişi bu sorun devam edecek dedi. Geri kalan herkes şunu söyledi bana. İkinci 6 ay ilk 6 ay gibi olmayacak. Adamların söylediği bu. İkinci 6 ayda talebin düşeceğini bekliyoruz. Normalde bizim pazar aslında ikinci 6 ayda hareketlenir biliyorsunuz. Sonbahar döneminde hareketlenir. Ama otomobil sektöründeki önde gelen isimler, ki bunlar arkadaşlar müdürler, genel müdürlerden bahsediyorum ben. İkinci 6 ay tüketici tarafının yüzünün güleceğini söylüyor. Ve Temmuz'un yarısından sonra artık firmalara biraz daha fazla araç geleceği söyleniyor. Bu güzel bir haber ama tabii engelli arkadaşlar soruyor. Biz araç alamıyoruz. Biz bulabileceğiz mi? Bize araç vermiyorlar. Evet, siz de araç bulabileceksiniz ama limit içerisinde kalan araç sayısı maalesef azaldı onun için ve limit güncelleme olmayacak arkadaşlar. Ondan çok fazla soru geliyor. Limit güncellemesi yıl içerisinde olur mu diye. Bu zamana kadar hiç olmadı. Gene sene sonunda bir limit güncellemesi olur mu? Olur. Sene sonunda tekrar fiyatlar güncellenir. Limite gene C segmentinden araçlar girer ama 2023 için 1 milyon 4'lük limit devam edecek. İkinci el nasıl? Bak, sıfır fiyatları %30 arttı. İkinci el %70 arttı. İkinci elde büyük bir balon var. Bunun temel sebebi sıfır araç olmadığı için ikinci el fiyatları sıfırın üzerine satılıyor. Sıfır araç gelirse o ikinci el fiyatları, balon fiyatlar inecektir. Niye inecektir? Şimdi araba Honda Civic. Sıfırı 1 milyon 300 bin lira. Ortalama, doğru mu? İnternete giriyorsun, 1 milyon 400 bin liraya 2022 model Civic satıyor adam. Ve satılıyor mu? Satılıyor bak. Şaka gibi ama satılıyor. Evet, belki tüketici çok fazla almıyor. Al satçılar biraz daha kendi arasında ticaret yapıyor ama bu araçlar satılıyor. Şimdi sıfır araç gelse sen bu aracı 1 milyon 400'e satabilir misin? Bayi de sıfırı 1 milyon 300 iken, bir ay içerisinde teslim alabiliyorken sen gidip de 1 milyon 400'e, 1 milyon 500'e, işte 1000 kilometrede, 500 kilometrede bir araç almazsın. Bundan dolayı da fiyatlar geriler. Yalnız kur zammı geleceği için ve asgari ücrete yapılan bu zam fiyatlara yansıyacağı için işte sıfır fiyat bu sefer 1 milyon 300 olmaz. Olur sana 1 milyon 500 ve ikinci elde gene bu araç 1 milyon 400 bandında satılır. Onun için aslında çok fazla böyle şişirilmiş olmayan fiyatları bulabiliyorsanız bence alın. İkinci el pazarı zaten çok hareketli. Fiyatlar çok yüksek. Aslında bu dönem biraz daha araba satılacak bir dönem. Araba satıp yatırımınızı çevirecekseniz bu dönemde yapın. Bak, bunu ben daha önce iki kere daha söylemiştim. Yapan arkadaşlar var, teşekkür eden arkadaşlar var. Gene aynı dönem ikinci el pazarı çok yüksek arkadaşlar. Bir miktar daha yükselebilir ama zaten zirvelerdeyiz şu an yatırım çevirmek için. Bak, satın, paranızı TL'de durun demiyorum. Satın, ev mi alacaksın? Şu an, işte bu zaman arabayı satıp eve çevirme zamanı. İkinci el pazarı arkadaşlar ilk 4 ayda %45 büyümüş. İlk 4 ayda ikinci el pazarı bak %45 büyümüş. 2022 yılında Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 2 milyon 400 bin adet ikinci el araç satılmış. 2023 yılında bu rakam 3 milyon 380 bin, 3 milyon 400 bin, yaklaşık 1 milyon fazla araç satılmış. 2021'de ise bu sayı 1 milyon 700 bin. Yani bizim pazarımızın ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. İnternete koyduğunuz ilanları hızlı bir şekilde istediğiniz fiyata daha rahat satabiliyorsunuz. Onun için diyorum, tam yatırım çevirmelik dönem. Eğer ki niyetiniz varsa, araba alacaksınız da arabayı satmadan önce arabanızı bulun, sonra arabanızı alın. Aman
Bir hafta bile bekleseniz fiyatlar %3, %5 değişebiliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ve ÖTV. ÖTV ile ilgili çok fazla soru var. Bilmiyorum sizin kulağınıza geldi mi? Benim kulağıma çok fazla geldi. ÖTV zam mı gelecek mi diye. Sizlerden de bu soruyu bana soran arkadaşlar vardı. Ben de gittim direkt bayilere sordum. Bayilerde bak bu sefer oran %90 değil ama yarıdan fazlası. Yani herhalde ben bir 12 mi 13 bayiyle mi ne görüştüm. Bu 13 bayinin yaklaşık 8 tanesi mi? Sayıyorum 3, 4. Evet 4 tanesi beklemiyorum dedi öyle bir şey. 8 tanesi ÖTV zammı bekliyoruz dedi. Bak bu önemli bir olay. 8 tanesi. Ha yanılabilirler. Kesin değil bu. Bu bir evet varsayın bir beklenti. Ama bu adamlar sektörde satış yapıyorlar. Para kazanıyor. Ticaret yapıyorlar. Bunlar müdür arkadaşlar. Bunların beklentisine kulak asmak lazım. Bir ÖTV zammı bekliyorlar. Şimdi beklemeyenlerin düşüncesi şu. Zaten araç fiyatları istemsiz olarak ÖTV zammından etkileniyor. Niye? Bizde bir matrah sistemi var. Nedir? Arabanın ham fiyatı belli bir rakamın altındaysa işte %70 vergi ödersin. Belli bir rakamın üstüne çıkarsa aynı araba kur zammı gelir. Liste fiyatı yükseldiği için %80'lik ÖTV dilimine girer. Ne olur? %10 vergi zammı yemiş olursunuz. Ve bu da sıkıntılı bir sistem. Yani aynı araba bir ay sonra üst vergi diliminden satılıyor. Bu araba bir önceki ay lüks değilken daha lüksmüş algısı oluşuyor. Doğru mu? Yanlış. Böyle bir sistem olduğu için zaten ÖTV artışı oluyor arabalarda belli zamanlarda. Ama bayi yetkililerinin işte bu 8 bayi yetkisinin beklentisi bir de %100'lük bir ÖTV baremi getirileceği düşünülüyor, getirileceği konuşuluyor. Yani bu şöyle düşünmek lazım. Devlet ne zaman indirim yapar? Bayiler araba satamazsa indirim yapar. Satılmıyorsa satılması gerekir bu arabanın indirim yapılır. Siz alamıyorsunuz diye değil bak yanlış olmasın. Satılmıyorsa. Şu an araba satılıyor mu? Satılıyor. Hem de kıyamet gibi araba satılıyor. Yani 100 binin üzerinde satış rakamları ne diyorum bak 10 yılın ortalamanın üzerinde satılıyor. Devlet memnun. Firma sahibi memnun. Herkes memnun. Bu arabanın fiyatı 200 bin lira artıyor. Gene satılıyor mu? Satılıyor değil mi? 1 milyon liraya ben geçen sene size desem ki dedim video çektim ama yorumlara enteresan cevaplar yazan arkadaşlar olmuştu. Öyle şeyler olmaz diyenler olmuştu. Geçen sene dedim ki C segmenti bir araç 1 milyon lira altında olmayacak. Seneye için konuşmuştuk biz bunu. Ve yorumlara öyle şeyler yazdılar ki böyle işte piyasayı manipüle ediyorsun vesaire. Arkadaşlar biz manipüle gibi derdim yok. Benim de bir tane arabam var. Ve ticaret yapmıyorum takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Ben sizden yanayım. Ben size onların verisini direkt aktarmaya çalışıyorum. Neyse ne oldu? 1 milyonun altında C segmenti kaldı mı? Ha, kaldı diyeceksin. Corolla'nın bas paketi mesela. Yarın öbür gün o da kalmayacak. 2023 bitmeden C segmentinde 1 milyonun altında araç kalmayacak. Hatta B SUV'ler dahi 1 milyonun üzerine çıktı. B segmentinin B hatchback araçlar da 1 milyon bandına değdi değecek. Ufak ufak oraya doğru yol alıyor. E satılıyor mu? Satılıyor değil mi? Yani 1 milyon lira olduğu için ya ben artık araba almayacağım diyen var mı? Hala araba alınıyor doğru mu? Niye? Enflasyon var. Tamam çeşitli sebepleri var. Parayı TL'de tutmayalım. Yatırıma dönelim. İşte ne bileyim dolar alıyoruz %10 kazanıyoruz. Araba alıyoruz %30 kazanıyoruz. Doğru. Araba çok fazla kazandırıyor. Bu sebepten dolayı araba bir yatırım aracı oldu. Bunun için yöneliliyor mu? Evet. Böyle bir sebep var. Böyle satış olduğu için de satış rakamları yüksek seyrettiği için de devlet neden ÖTV arttırmasın diye benim de aklıma takılmıyor değil. Sizlerinki gibi. Ama dediğim gibi kesin değil. Ben firmadaki yetkililerin düşüncesini aktarıyorum bakın size. Yani bayramdan sonra böyle bir çalışma veya sonbahara doğru böyle bir matrah düzenlemesi tarzında bir çalışma yapılabilir diye düşünülüyor. Ben size bunu iletmekle sorumluyum. Direkt zam gelecek diye düşünmeyin. Ama benim düşüncem nedir? %80 ÖTV ödüyoruz. Standart sıradan bir araba için. Daha lükslerinden bahsetmiyorum. Daha %100'ün üzerinde %130 ÖTV ödediğimiz araçlar var. Bir de KDV ödüyoruz biliyorsunuz. Hatta KDV de ÖTV'li fiyatın üzerinden hesaplanıyor. Yani verginin vergisini ödüyoruz. Dünyada var mı bunun örneği? ÖTV ödeyen ülkeler var. Yok değil. Ama çok daha düşük ÖTV'ler. %20'lerde. Ve pek çok ülke ÖTV ödemiyor. Sadece KDV tek bir vergi tipi ödüyor. Özellikle pek çok Avrupa ülkesinden bahsediyorum ben. Bizde çok fazla vergi var arkadaşlar. Kesinlikle bu olmaması gerekiyor. Yurt dışında bu arabaların ederi alım gücüne göre çok daha kolay sahip olabiliyor vatandaşlar. Bizde arabaya ulaşmak çok çok zorlaştı. Yani sıfır aracın 1 milyon lira olduğu ve asgari ücret hadi 11 bin lira olsun ya. 10'la çarp 110 bin lira eder. 100'le çarp 1 milyon 100 lira ediyor. Gene Civic alamıyorsun bak. Verdiğim örneğe bak. Git Mercedes al demiyorum yani. Toyota Corolla alamıyorsun. Peugeot 3008 almak istedim. 1,5 milyon lira. Asgari ücretli bir adam yemeden içmeden kaç ay çalışacak bunun için? Hesap edin. Doğru değil. Doğru değil ama böyle bir haber var. Bunun bilgisini vermiş olayım. Neyse dönelim piyasaya. Elektrikli arabalarla alakalı sorularınız vardı. Elektrikli araba alınır mı diye. Ya benim düşüncem aslında ben elektrikli otomobil incelemelerinde teknik olarak anlatıyorum ben size. Motorun, bataryanın tekniğini anlatıyorum.
Oralarda çok fazla değiniyorum ama gene bir ufak değinmek istiyorum. Elektrikli motorlar, elektrikli araçlar bence hala alınabilir seviyesinde değil. Bir evinizde bir araç vardır, iyi bir aracınız vardır, uzun yola kullanacaksınızdır. İkinci bir şehir içi araç alacaksınızdır, elektrikli alın. Bir sıkıntı yok. Hatta elektrikli araç alıyorsanız bence küçük araç alın. Öyle büyük, ne bileyim Kia'nın EV6'sını inceledik. Çok güzel araç. Alınır mı? Param varsa alınır. Ama yok illa benim bir tane arabam olacak veya işte uzun yola kullanacağım, olmaz. Niye alınmaz? Arkadaşlar bataryamız var değil mi? Bak benim elimdeki telefonun da bataryası var. Aldığınızda bunun ayarlarına giriyorsun. Batarya özelliklerini gösteriyor sana değil mi? Bataryanın ömrü bir sene sonra diyor ki %95 ömrün kaldı diyor. Uygun koşulda şarj edip kullanırsan. Bir de uygun koşulda şarj edip kullanmazsan daha da erken düşüyor. Bu arabanın menzili kaç kilometre? 500 kilometre. Doğru mu? Bu bataryanın ömrü yok mu? Var. Bunun da bir sene sonraki ömrünün %95, %90 olduğunu düşün. Ve bataryayı tam verimli kullanmak için elektrikli otomobillerde biliyorsunuz %20'nin altına düşürmenizi çok fazla tavsiye etmez. %80'in üzerinde de şarj etmenizi çok fazla tavsiye etmez. Aslında siz %20, %80 aralığında kullanmanız gerekir. Yani 500 kilometrelik bir aracı tam bitirmeyeceksin. Tam da maksimum menzile sahip olmayacaksın. Yani senin aslında böyle bir 300-350 kilometrelik bir menzilin var gibi düşünebilirsin. Bir de bataryanın ömrü düşüyor mu? Bataryanın ömrü düşüyor. Menzilin düşüyor yani. Bir de o standartlarda kullanmayacaksın. İşte çoluğun çocuğunla bineceksin. Valizini koyacaksın. Ne bileyim ideal ısıda. Şimdi o testler ideal ısıda yapılıyor. 4 mevsim yaşıyoruz. Kışın çok soğuktan batarya etkileniyor. Yazın çok sıcaktan batarya etkileniyor. Vesaire vesaire. Trafikten etkileniyor, klimadan etkileniyor, farlardan etkileniyor. Pek çok sebebi var. Yani bir elektrikli aracın menzili bence, benim düşüncem bu. Siz alabilirsiniz, sizin düşüncenize saygı duyuyorum. Ama benim düşüncem elektrikli araçlar hala erken. Alırsın, kullanırsın. Birkaç sene sonra bataryanın ömrü düştüğünde dediğimi daha fazla hissedersin. Ama hibrit alınabilir mi? Hibrit alınabilir. Özellikle Toyota'nın ve Honda'nın hibritleri oldukça başarılı. Volvo'nun hibritleri çok başarılı mesela premium segmentte. Böyle güzel araçlar var. Elektrikli araç sorusu geldiği için bunun da cevabını vermiş olayım. Piyasayla alakalı gene ben firma sahipleriyle görüşeceğim. Sorularınız varsa Instagram'dan, YouTube'dan bu videonun altına vesaire yazabilirsiniz. Ben sizin sorularınızı soruyorum. Sizlere direkt cevabını iletmeye çalışıyorum. Normalde bayiye gitseniz size bu tarz cevap verilmeyeceği için size biraz daha hızlı bilgiye ulaşma işlevini gerçekleştiriyorum aslında. Kamu yararına diyebiliriz. Sizlerden bir beklentim var yalnız. Videoyu izlediniz, buraya kadar izlediyseniz sol alt köşeden bir abone olursanız biliyorsunuz abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Sizden herhangi bir ücret vesaire çıkmayacak. Sadece abone olacaksınız, otostartı destekleyeceksiniz. Bizim abone sayımız artacak ve bizler sizler için daha böyle istekli bir şekilde içerik üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteği benim için önemli. Abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.